Hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Kağımızdan da zararımızdan da sorumlusunuz. İstiyorsanız abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Teşekkür ediyorum şimdi. Hong Kong mahkemesinin kriptoyu mülk olarak tanımlaması üzerine konuşacağız. Çünkü son zamanlardaki en büyük olaylardan bir tanesidir arkadaşlar. Biliyorsunuz Çin tarafı kriptolar içerisine şöyle e, yavaş yavaş alttan alttan girişini ...gerçekleştirmeye devam etmektedir. Bunun üzerine konuşacağız. Siz de videonun yorumlar bölümünde piyasadaki favori kripto paranızı belirtebilirsiniz. Bu şekilde fikirdir, kıymetlidir diyoruz. Bakalım. Hong Kong Mahkemesi kriptoyu mülk olarak tanımlıyor. Hong Kong'da yer alan bir mahkeme... ...fes bir kripto para borsası olan... Gage Coin ile ilgili bir kararda... ...kripto para birimlerinin güvenli bir biçimde tutulabilecek mülkler olduğunu dile getirdi. Bakın, bir, birincisi, bundan yıllar önce kripto paraların adını siyasiler vesaire ağzına almazdı. Tamam, evet resmiyette tanımadıkları gibi zaten yok sayarlardı. Bir, e, bugün bunu ne ölçüde sınıflayacakları üzerine konuşuyorlar. Yani bunu nereye alacağız gibisinden. Tabii kimisi bunları, e, kimi regülatörler bunları Ondan önce de şunu söyleyeyim, tabii Hong Kong arkadaşlar doğrudan Çin'in kripto projesidir, tamam mı? Kripto deneyidir, bir denektir. Bakalım Hong Kong'u böyle bir salalım, şurayı şöyle bir kripto cenneti haline getirelim. Buradan biz e, payımıza düşeni alalım. Sonra burası üzerinden e, hem bir denek olur, devamında biz de gireriz. E, mutlu oluruz yani, aslında asıl olay bu arkadaşlar, tamam mı? Şimdi bu farklı durumlarla karşımıza geldi. Tabi bu durumunda manipülatif olacağı için ve tek elden yönetim olduğu için kimse istemedi. Bakınız ABD'de SEC demiştir ki kriptolar <laughs> birer menkul kıymettir bitcoin hariç. Yani her altcoin bitcoin'in dışında bir menkul kıymettir. Fakat doğru da değildir, e, kabul edilebilir de değildir arkadaşlar. E, fakat burada kimi kesimde Hong Kong gibi akıllıca bir durum yaptı ve buna dedi ki Piyasa bu arada ne istiyor biliyor musunuz? Piyasa şunu istiyor. ya Diyor ki arkadaş buna ayrı bir kategori açın. Bir, resmiyette bunu tanıyın. İki, ayrı bir kategoride regülasyonlar dahilinde bunu değerlendirin. Şimdi e, Hong Kong ilkini yaptı birincisi. Resmi olarak tanıdı ve dedi ki bunlar birer mülktür. Mülk tamam. E, her şey gibi. Her şey bir mülk olabilir arkadaşlar şahsait. Adamlar şu an şunun üzerinden yürüyor diyor ki mülk gibi geniş bir e, böyle geniş çerçevedeki bir kavramdan biz girelim önce şunu bir e, oluşturalım oturtalım resmiyete beraberinde ekstradan hareketler yaparız. Bu kadar geniş bir çerçeveye alınması zaten ilerleyen süreçte kriptonun başlı başına spesifik olarak kurallandıracağına ve regüle edileceğine dair büyük bir işarettir ve hayli pozitiftir. Hukuk şirketi Logan Walls tarafından yayımlanan bir karar analizinde yargıç Linda Chen'in kripto paranın mülkiyet niteleri, niteliklerine sahip olduğunu söylediğini ifade etti. Mahkeme kripto paraların mülk olduğu ile ilgili olarak diğer yargı mercileri tarafından ortaya konan gerekçenin takip edilmesinin uygun olacağını ifade etti. Chen şunları söyledi. Diğer hukuk yargı bölgeleri gibi mülk tanımımız kapsayıcıdır ve Geniş bir anlama sahip olmayı amaçlamaktadır. Evet burada dediğim gibi mülk anlamında bunu e, resmiyete dökülüyor. E, mülk şeklinde hiç işte değilse şimdilik sınıflandırılıyor. İlerleyen süreçte arkadaşlar daha e, daraltacaklar ve kripto paralar açısından yasalarla da temin edilecek şekilde düzgün bir e, çerçeve açılacak Tabi bunun hala ne kadar pozitif ne kadar negatif olacağını bilmiyoruz. E fakat tabi piyasayı takip ediyorsanız Hong Kong tarafındaki genel ekonomi son yapılanlar bunun pozitif yaptırımlar olacağını anlamanız çok zor olmayacaktır diye tahmin ederim. Hogan Wallace'a göre yeni karar potansiyel olarak Hong Kong'daki iflas mahkemelerini dijital varlıklar açısından daha fazla netlik sağlayabilir. E, doğrudur arkadaşlar. Bu tabii ki e, şey açısından da şunu söylemeye çalışıyor. Mesela biliyorsunuz bir e, iflas vesaire gerçekleşiyor. Beraberinde hakim karar vermekte zorlanıyor. E, bunu çok fazla ABD'de bakın Ripple'la şeyin davası ne kadardır sürüyor falan aynı şey değil ama. E, bunlara ne yapıyor? Tabii ki karar vermelerine yardımcı oluyor. Yardımcı değil hatta karar vermelerini direkt sağlıyor yani. Kripto paranın hisse senetleri gibi diğer varlıklara benzer bir niteliye sahip olduğunu doğrulamak, Hong Kong'u diğer yargı bölgeleriyle uyumlu hale getiren bir etmendir. Dava, 2016 yılında hack saldırısının kurbanı olan ve yaklaşık 2 milyon dolar kaybeden Hong Kong merkezli kripto para borsası Gatecoin ile ilgili bir davadır. Gatecoin, Mart 2019'da Hong Kong Mahkemesi'nin kararıyla kapanmak zorunda kaldığını açıkladı. Bunlar olabiliyor bak boşuna söylemiyorum arkadaşlar sağlam borsalarda oynayın diye iyi borsalarda oynayın diye e, boşu boşuna demiyorum swapplerden dexlerden özellikle uzak durun diye ya paranızın bak paranızın şey yaptığını geçtim yani hacking vakasında vesaire olası bir hacking vakasında e, çaldırmanızı geçtim bak mahkeme kararıyla kapatılabiliyor arkadaşlar tamam borsalar vesaire o yüzden düzgünce saçma sapan borsalarda değil ya düzgün bir borsada oynayın ya binası var bunun ne bileyim bizim Türk borsaları var BTC Türk bakınız paribu küçük deyip geçmeyin arkadaşlar BTC Türkiye' Pari ya falan bizim Türk borsalarına regülasyon sert bir regülasyon olmadığı için adamlar istediği gibi davranabiliyor mülklerinin herhangi bir şekilde e, sıkıntıya girmesi bir e, durum hasıl olmuyor Küçük bir borsa güvenilir olmadığı anlamı gelmez. En önemlisi devlet rahat bırakıyor arkadaşlar adamları. Tamam. Yani Paribu'nun başında, BTC Türk'ün başında şey yok. Böyle ellerini şey gibi açmış bir secci yok yani. Tamam mı? Başka ülkelerde de benzer kararlar alındı. ABD'de yer alan dahili gelir servisi kripto para birimlerini federal vergi amaçları sebebiyle mülk olarak tanır. Bu mülkiyet işlemleri için geçerli olan ilkelerin kripto kullanan işlemler için de geçerli olduğu manasına gelir. 2019'da da bir Çin mahkemesi Bitcoin'i yasal bir dijital mülk olarak tanımlamıştı. E tabi devamında e, nasıl yasallıklar olduğunu biliyoruz Çin'de fakat dediğim gibi bugün artık bu işi olabildiğince toparlamaya çalışıyorlar arkadaşlar. Hong Kong küresel bir kripto merkezi olma yolunda ilerlerken Çin'e bağlı olan devlet bankaları Hong Kong'da ortaklıklar kurma ve düzenlemeye tabi olan kripto şirketleriyle ortaklık kurma fırsatlarını değerlendiriyor. Çin'de kripto faaliyetlerinin yasaklanmış olmasına rağmen böyle bir eğilim devam ediyor diyor arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim izleyen herkese hoşça